Evet, düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili bir test çözüyoruz ama lütfen konuyu dinlemeden gelmiş olma. Asla soru çözerek bir şey öğrenemezsin. Önce çok iyi bir konu dinlemelisin. Bütün burada çözeceğimiz bu sorular senin öğrendiğini düşündüğün ya da öğrenemediğin aslında eksik kalan bütün taşları yerine koymak için var. Ama asla bunları sadece bunları izleyerek bir şey yapamazsın. Zamanın varsa onu soru çözmek yerine konu dinlemeye ayırmalısın. Tavsiye ederim. Konu dinledikten sonra da güzel bir tekrar yapıp gel mutlaka. Hadi biz konu izleyerek ve tekrar yaparak bizimle yürüyenlerle Hemen başlayalım. Evet, birinci soruda Victor Hugo ile ilgili bir söz var. Bu parçada düşünce geliştirme önlerinden hangisi vardır der. Her kavram ya da olay belirgin özellikleriyle verilmiştir diyor ya. Tanımlama bu. Bu tanımlamanın tanımı aslında. İleriye sürülen soyut düşünce somutlaştırılmıştır. Bir somutlama belki benzetmeyle falan. İki kavramın benzer ve farklı yönleri ortaya konmuş, karşılaştırma yapılmıştır demeye çalışıyor. Anlatılmak istenen düşünce birinin sözüyle desteklenmiş dediğinde bir tanık gösterildiğinden, alıntı yapıldığından söz ediliyor. Düşüncenin inandırıcılığını artırmak için istatistiki bilgiler yani sayısal verilerden yararlanılmış diyor. Yani bizim düşünceyi geliştirme yollarında andığımız başlıkları böyle seçeneklerde yeni şeylermiş gibi onların tanımlarıyla böyle kullanabilirler. Hazır olmakta fayda var. Hadi bakalım. Victor Hugo şöyle der: Hiçbir ordu zamanı gelmiş fikirden daha güçlü değildir. Dünya tarihine bakıldığında çok güçlü ordular, çok güçlü savaş araçları, büyük krallar, diktatörler gelip geçmişlerdir fakat hiçbir zaman bu güçlü yapı düşünceye hükmedememiştir. Yani şurada söylenen şeylerin her biri dikkat edersen Victor Hugo'nun söylediği bu sözün arkasından onunla beraber yürüyen sözler Büyük kitleleri yönlendirmiş olsa da bu güçlü yapılar tamamına egemen olamamışlardır ve zamanı gelince egemen olunamayan düşünceler o güçlü yapıyı değiştirmeyi başarmışlardır. Evet güzel peki şimdi yani en güçlü şeyin düşünce olduğu vurgusu metnin tamamında var. Victor Hugo'nun da bizim gibi düşündüğüne çok seviniyor yazar. Onu da ne yaptı burada kendisine tanık olarak kullandı. Eğer birinin görüşlerini düşüncelerini alıntılayarak biz anlatmak istediğimiz düşünceyi desteklemek için kullanırsak, o kişiyi de yanımıza arkamıza alırsak bak Victor Hugo da arkamda falan gibi. O zaman ne yapıyoruz işte? Tanık göstermiş, alıntı yapmış oluyoruz. D seçeneği de bunu anlatıyordu. Cevap bu olmalıymış bu soruda. 2'ye gelelim. Parçada yazar inandırıcılığı artırmak için aşağıdakilerin hangisinden daha çok yararlanılmıştır? Bir tehlike var burada. Şimdi demek ki bazı seçeneklere biraz gideceğiz metnin içinde. Ama hangisinden daha çok yararlanıldığını, daha çok kez yararlanıldığını bulmamız gerekecek. Evet seçeneklerle ilgili ne olduğunu tek tek konuşmaya gerek yok. Hepsi bildiğimiz başlıklar artık. Şair bir özümleyicidir. Bak bir tane tanım buldum burada mesela. Şu tanımlama ile ilgili bir örnek var. Şair nedir? Kimdir şair? Bir özümleyicidir. Ha hocam böyle tanım mı olur. Olur. Tanımın nasıl olduğuna takılma. Nesnel de olur, öznel de olur. Senin aklına yatmayabilir. Yeter ki şair şudur gibi bir cevap olsun orada, tamam mı? Kimdir sorusunun cevabı olsun. Kendinde var olan şair duygululuğuna bazı düşünceler katmadan edemiyor. Herkes bu kanıda değil. Bak herkes bu kanıda değil dedikten sonra kimse o Valeri şiirin fikirlerle yapılamayacağını savunur. Şiirin içine fikir elmanın içindeki gıda kadar saklı olmalı. Yani bu kadar saklanmış ve yok olmalı, görünmemeli, içine tamamıyla sezdirilmeli gibi bir söz. Valeri'nin sözü bizim görüşlerimizi destekledi o halde bir tanık göstermiş olduk. Sözü de oldukça ün kazanmıştır. John falan canın da bir sözü varmış. Yeni öğrendim. Şiir fikirlerden söz etmez. Onları bir aktör gibi temsil eder. Çok güzel. Bu da bizim görüşlerimizi destekleyen bir sözlük. Bir tanık gösterme örneği daha var. E başka da bir şey yok zaten. O yüzden cevabımız bu soruda da ne olmalıymış? Edirne. Ama en azından tanımlamayı da beraber yakalamış olduk. Hadi üçe bakalım. Parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Örnek, tanık, karşılaştırma, sayısal veriler, tanımlama. Geçenlerde kitaplığımı karıştırırken Cahit Sıtkı'nın kitaplarıyla Ziya Osman Saba'nın kitaplarını yan yana yerleştirdiğimi gördüm. Dünyaları, yaşam biçimleri, şiir üretiş biçimleri arasında neredeyse uçurumlar bulunan bu iki insan Yine de en azından benim belleğimde iç içe girmiş durumdalar. Aralarındaki dostluk hatta kardeşlik duyguları bugün içinde yaşadığımız yazın ortamında pek anlaşılamayacak duygulardır. Bunların birbirlerinden çok uzak bir sanat dünyaları olduğunu ama bir o kadar da yakın ilişkide olduklarını söyleyerek aslında karşılaştırdı. Bu kişilerle alakalı uzak ve yakın mevzuları, ortak ve farklı mevzuları dile getirdi. Haliyle tam olarak neyin tanımını yapıyor gibiyiz karşılaştırmanın. Yani diğerlerinde böyle gidebileceğini tahmin ettiğim bunlar örnek örnek de değiller. Yani deseydi ki öncesinde sanatçılar arasında böyle bir uzaklık var gibi olsa da aslında dostlukları vardır. Mesela işte Ziya Osman ile falanca gibi. O zaman hani bir düşünce olurdu. O düşünceye bu isimler örnek gösterilmiş olurdu. Ama bunlar herhangi bir şeyin örneği değiller. Bir şey tanık gösterilmemiş. Sayısal veri hiç yok. Tanımlamaya da hiç yer verilmemiş. Evet yavaş yavaş kafamızda bunlar Oturmaya pekişmeye başladı. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hadi şu seçeneklere bir bakalım önce. Öznel tanım, atasözünden yararlanarak anlatımı güçlendirdik mi? Olasılık anlamlı cümle, karşılaştırma, varlıklar niteleyici özellikleriyle verilmiş mi? Bunların hepsine bir bakacağız. Bu varlıkların niteleyici özelliklerinden kastımız onların önünde onların niteliklerini bildiren, renk, sayı, durum vesaire artık bunlardan herhangi birini bildiren bir sıfat. Sıfat istiyoruz oralarda. Hadi şimdi okuyacağım metni. Sanatçıyı tam dengeye ulaşma çabasında izlemek çarpıcı bir şeydir. Ona ama ona niçin bunu böyle yaptığını, şunu şöyle değiştirdiğini sorduğumuzda belki açıklayamayacaktır bunu bize. O önceden saptanmış kuralları hani belki açıklayamayacak bize derken aslında burada bir e, olasılık anlamlı cümleye yer verilmiş. Ha C seçeneği yer verilmemiştir diyor pardon. E, böyle duyar o önceden saplanmış kuralları izlemez, böyle duyar, o kadar. Kimi dönemlerde sanatçıların ve eleştirmenlerin sanatlarına ilişkin yasalar saplamaya çalıştıkları doğrudur. Ama gerçek şudur ki yeteneksiz sanatçıların bu yasaları uygulamaya çalışmakla bir şey elde ettikleri görülmemiştir. Büyük ustalar ise çok iyi yakaladık bence. Bu kuralları kırmışlar, buna karşınakla gelmedik vesaire. Yeteneksiz sanatçılarla büyük ustaları ne yaptı? Bu eleştirmenlerin ortaya koyduğu ölçütler çevresinde çarpıştırdı. Bakayım bir atasözü göremedim, bir tanım yapıldı görmedim. Olasılık anlamlı bir cümle gördüm ama burada verilmemiştir diyor. Bu da yanlış. Karşılaştırmalardan yararlanılarak konu açıklanmış. Varlıklarda nitelici niteleyici özellikleriyle verilmemiş. E seçeneğindeki olabilmesi için böyle betimlemenin olduğu bir Romanya'da öyküden alınmış bir metinde çok fazla sıfatın kullanıldığı bir metin genellikle karşımızda olmalıydı. E doğru cevap burada da denizliymiş. Hadi gel 5'e bakalım. Anlatımda aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? Güzel. İşitsel ögeler, betimleme, görsel ögeler, koku alma, duysu ve kişileştirme. Aşağı yukarı hepsi kafamda kaldı. Şimdi metni okumaya başlayabilirim. Açık gökte ak bulutlar denizden dağlara doğru koşuyordu. Kamçı kırbaç bir rüzgar bulutları önüne katmış alıp götürüyordu. Kamçı kırbaç bir rüzgar denizler dağlara doğru koşuyordu koşmak vesaire buralarda kişileştirmeden söz edilebilir bak tam da şurada dağlara doğru koşmak e, ee, ak bulutların koşması vesaire düşünülebilir. Çadırın üstünde çamın dalları hışırdıyordu. Hışırdıyordu derken işitsel ögeleri şuradan yakaladık bile. Orman durmadan vu, vu diyordu. Bu da bir işitsel öge gibi düşünülebilir. Aşağıda inleyen Ballıdere köyünün deresiydi. Şurada görsel ögeler içinde açık gökte ak bulutlar derken buradaki ifadeleri kullanabiliriz. Ee, hemen hepsini bulduk ve bunların tamamı için aslında betimleyici unsurlar da var demek mümkün. Nedir betimleyici unsur? varlıkların e, gözle kulakla ya da işte herhangi bir duyuyla anlaşılabilecek algılanabilecek özelliklerini o o an o anda orada olmayan ya da bütün bunları algılayamayan birinin zihninde tasvir etmek demek. Yani ben sen görmezken bir manzarayı görüyorum ve onu senin zihninde senin de görüyormuş gibi hissedeceğin şekilde tasvir ediyorum. Unsurları yerlerine koyuyorum, renklerinden bahsediyorum, onların neye benzediklerinden bahsediyorum. Hem bir fotoğraf gibi hem de belki sanatsal bir imgeyle vesaire bunları senin zihninde betimliyorum ki bu da zaten metnin genelinde var. Öyle diyebiliriz. Fakat koku alma duyusu ile ilgili bir ayrıntı bulamadım. Doğru cevap o olmalıymış. Geldim altıya. Anlatımda aşağıda belirtilen düşünce geliştirme yollarından hangisine başvurulmuş? Karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, öyküleme, tanımlama. Eski yazarlar topluma yukarıdan bakarlar, toplumla kaynaşmazlardı. Toplum uzaktan seslenerek onları düzeltmeye çalışırlardı. Günümüz sanatçıları ise, şimdi eski yazarlar ve günümüz sanatçıları, iki ayrı cümlenin öznesi bunlar. Ve bunların meseleye yaklaşmaları birbirinden farklı. Bu farklılığı da dile getirmiş. Toplumla iç içe yaşamaları, diğerinin toplumdan uzak olması vesaire ikisinin farklı yanları yani ortaya çıkarılmış. Dolayısıyla metnin genelinde bir karşılaştırma zaten hakimmiş. 7'ye geldim. Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Varlıkların niteliği hiç sözcüklere yer vermemiştir. Yani sıfatlara vesaire yer vermediğini iddia ediyor. Sonra öner anlamlı cümleler, somutlaştırmalar, tanımlama yapılmış mı, gerçek mecaz anlamlı kelimeler var mı yok mu bunlara bir bakacağız şimdi. Hadi okuyalım metnimizi. Yazar önemli kişidir. İçinde bulunduğu topluma karşı sorumlulukları olandır. Olayları yansıtırken yaşamı sergileyen acı tabloları hiç çekinmeden çizebilmelidir. Yaşamı sergilen acı tablolar diyor ya Duygularla alakalı ya da e, bir takım gerçeklerle alakalı, hoşa gitmeyen durumları, sonuçları acı tablo deyip bir somutlamışız burada. Hem acı kelimesini kullanarak hem de tablo kelimesini kullanarak. Dolayısıyla somutlamaya burada bile başvurduk diyebiliriz. Toplumun güzel yanlarını ele almalı. En önemlisi de toplumda giderek yaygınlaşan ve kronikleşmeye yüz tutan bir takım hastalıklara dikkat çekmelidir. Şunu yapmalı bunu yapmalı derken burada da öneri anlamlı ifadeler kurduğunu görebilirsin. Bu hastalık bir kanserse tümörü kesip atacak gerçek bir tabibi arayıp bulmak için yol göstermeli. Hastalık, kanser, tümör bütün bunlar da sadece daha somut anlayabilmemiz için daha kolay anlayabilmemiz için meseleyi yapılan somutlama örnekleri. Peki ben hemen şimdi şuradaki tanımı göstereceğim sana. Mesela yazar kimdir? Önemli kişidir. Yazar kimdir? İçinde bulunduğu topluma karşı sorumlulukları olan kişidir ya da olandır derken yazarın da burada tanımı yapılmış. Sonra şurada en önemlisi de topluma giderek yaygınlaşan ve kronikleşmeye yüz tutan bir takım hastalıklar diyor ya. Toplum işte yüz tutmak, buralarda da gerçek mecaz sözcükleri yakalamak mümkün. Metnin genelinde bunlara örnek vermek mümkün. Ama hiçbir yerde varlıkların niteleyici sözcüklere yer vermemiş diyemeyiz. Çünkü var burada varlıkları niteleyecek sözcükler. Mesela acı tablolar derken burada, güzel yanlar derken burada, en önemlisi derken önemli sözcüğü tek başına kullanılmakla birlikte hala öyle. Yaygınlaşan kronikleşmeye yüz tutan hastalıklar derken burada var. Şurada gerçek bir tabip derken yine bir tane daha kullanmışız. Belki daha fazlası da olabilir. Ama bu A seçeneğinde reddedilmiş haliyle A seçeneği bu yüzden yanlış olmuş. Evet 8. soruya geldik bile bakalım parçanın ikinci yarısının anlatımında aşağıdakilerden hangisi de başvurulmuş? Özellikle ikinci yarısını adresledi bizim için. Dünyanın en iyi yetişmiş askerlerinden biri oldu halde barıştan yanaydı. Yurtta barış, dünyada barış sözü onundur. Bütün hayatı boyunca barışı korumaya çalıştı. Hitler Mussolini'yi savaş türküleri söyledikleri için sevmedi. Böyle de büyük keyifli bir adam. Bölgesinde ve dünyada barış korumak uğruna elinden geleni yapmış ve bu çalışmalar içinde gözlerini hayat uyumuştur. Barış Atatürk düşüncesinin meyvesidir. Barışı Atatürk düşüncesinin meyvesi deyip orada bir meyveye daha somutlayarak benzetti. Haklar kuvvetle yok edilemez, kuvvetle savunulur. Kurtulur. Savaşı bu mantığın zaferidir derken, işte onun savaş ortamında bile hak koruduğunu dile getirdiğimiz bu metinde. Onun bir de sözünü vermiş. Olduk beraberinde bizim görüşlerimizi destekleyen ne oldu işte? Kişiyi kendimize tanık gösterdik. Doğru cevap Denizli olmalıymış. 8. soruda 9'a geldik. Bu parçanın anlatımı için hangisi söylenemez? Bakalım. Şimdi seçeneklere baktığında ne göreceksin bak? Anlatılanlar okuyucunun gözünde canlandırılmaya çalışılmıştır. Senin gözünde bir şey canlandırmaya çalışıyorsa bir şeyleri betimliyor demektir. Varlıkları, unsurları vesaire işte e, özellikle onları niteleyen sözcüklerle beraber kullanıyor demektir. Sonra gerekçesiyle verilen yargı dediği şey neden sonuç cümlesi. Bunları daha önce bizden dinlediysen zaten yakalamışsındır. Bir varlık başka bir varlığa benzetilerek anlatım güçlendirilmiş. Benzetme bu. Başka bir şey değil. Bir fikri çürütüp başka bir fikri kabul ettirmek amaçlanıyorsa tartışmacı bir anlatım biçimi var demektir. Yazar cümlelere duygularını katmışsa da öznel ifadeler kullanıyor demektir. Hangisi söylenemez? Bakalım. Evimiz 3 katlı plansız ve arka duvar boyasız bir evdi. Şunu 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 söyleyerek bile evle ilgili birçok şeyi bizim zihnimizde canlandırmaya çalıştı. Sadece bu cümle bile Burada A seçeneği elememizi kolaylaştırır. Peki sonra devam edelim. Aslında bakılırsa etraftaki evler de bizim evden farklı değildi. Bu mahallenin kaderi mi böyleydi? 2-3 bazen de 4 katlı evler ve e, onların yanında duran bazı 2 bazı tek katlı olan evler birbirine o kadar orantısızdı ki alt katları su dolan evler bir cadının ayakla pardon bir ressam görse resmi bırakabilirdi. Bazen yağmurlarla alt katları su dolan evler bir cadının ayaklarını suya batırarak oturması gibi bir hal alıyordu derken işte tam da burada bir benzetme var işte şurada. Sonra güneş doğunca ertesi sabah o evler yine bizim için bir villadan farksız kalıyordu. Çünkü o evler bizimdi. Burada da gerekçesiyle verilen bir şey var, bir neden sonuç. Önce sonucun sonra da nedenin açıklandığı bir cümle bu. Peki ne kaldı? B'yi ve C'yi de elemiş olduk. Denizli ve E seçeneği arasında kalacağız. Zaten biz şey deriz hep bir benzetme varsa e, bir metnin içinde e, ya da mecazlı söyleşiler varsa mutlaka öznel ifadeler vardır. Dolayısıyla metnin içinde çok fazla öznelliği kişinin duygularıyla e, dile getirdiği çok fazla ifadeye yer verilmiş ama asla bir görüşü çürütme amacı yok. Karşımıza bir görüş alıp bir teze antitez ile saldırmıyoruz metinde. O yüzden D seçeneğini burada e, söylenemez deyip yönelebiliriz. Peki. Testin içinden çıktık. Güzel bir testi. Sorular çok güzel. Yani umarım sen de çok zorlanmadan keyifle çözmüşsündür. Yani hiçbir şey konu anlatımında açıkta kalmamıştır. Bırakmadık çünkü, bırakmadık. Sadece öğrendiklerimizi uygulama gayretimiz sürüyor. Bunu ikinci testte de yapacağız. 3 ve dörtle de iyice pekiştirip üzerine cilaya atacağız. Hadi bakalım. Eyvallah.